Amerika'yla biz 2014'ten beri silahla savaşıyoruz. 2015-24 Temmuz diyelim. Aslında 2014 de doğru çünkü Silivri Duvarı'nı yıkmamız da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı onun Fethullah terör örgütünün tertibine karşı bir savaştı. Oradan başlarsak arkasından 2015-24 Temmuz'unda hükümetimizin kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı hendeklere gömdü. Amerika ona bir darbeyle cevap vermeye kalktı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis içindeki Amerika silahsızlandırıldı ve Ankara, İstanbul'da perişan edildi ve hapislere tıkıldı. Ondan sonra 24 Ağustos 2016, hoş geldiniz Sayın Komutanım. Özgür Tördü aramızda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika-İsrail koridorunu yardı geçti. Çok tarihi bir olay. Devamında Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'de PKK'nın boğulması, Barış Pınarı Harekatı. Bütün buraya baktığımız zaman biz 2014'ten bu yana Amerika'nın piyonlarına karşı, yani PKK, FETÖ, DAEŞ, Amerika'nın piyonlarına karşı silahla savaşıyoruz. Bu bir Amerikan, Alaaddin Parmaksız vardı, rahmetli oldu tüm general. Onun Türk-Amerikan Savaşı diye bir kitabı çıkmıştı 6-7 yıl önce. Çok da iyi dostumdur, saygıyla da anıyorum. O Türk-Amerikan Savaşı demişti bunu ta çok önceden, yani 2008 öncesinden. Gerçekten bir Türk-Amerikan Savaşı yaşanıyor. Şimdi